TÜYAP İstanbul Ayakkabı Fuarı'ndaki keyifli gezimiz devam ediyor. Bu arada biz standları gezerken 2006 yazına damgasını vuracak modelleri ve renkleri de görmüş oluyoruz. Bu arada bakıyoruz, acaba hangisi bize yakışır, hangi elbisenin altına nasıl bir ayakkabı giymeliyim falan gibi şeyler de düşünüyorsunuzdur. Bu arada bu soğuk havada bu sıcak yazlık modeller gerçekten içinizi ısıtıyor. İstanbul Ayakkabı Fuarı'nda Bestello'nun standındayız şu anda. Bestello firmasının standındayız. Rengarenk ayakkabılar görüyoruz. Bu ayakkabılar Bestello'nun kendisi tarafından üretiliyor. Türkiye'de üretiliyor bu ayakkabılar ve hakikaten çok hoşlar, çok ciciler ve son derece de kaliteliler. Bestello'nun Macaristan'da da 4 tane mağazası varmış. Çok şık ayakkabılar var. Bunlar 2006 yazına damgasını vuracak ayakkabılar. Bu arada hani bu renk bir şeyler alırız, ayakkabı alırız ama hani çantayı ne yaparız diye düşünüyorsanız onu da düşünmüşler. Bakınız ayakkabısı, bakınız aynı ayakkabının çantası ne kadar şık. Evet, yanımızda şu anda Bestello ayakkabı firmasının sahibi Çakır Bey var. Merhaba Çakır Bey. Merhaba. Vallahi ayakkabılarınıza hayran kaldım. Gerçekten hem çok güzel çeşitler hem de son derece kaliteli. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim, sağ olun. Siz çok uzun bir zamandır bu sektördesiniz galiba, değil mi? Evet, 89 yılından beri bu işi yapıyoruz. Peki daha ilerideki hedefleriniz neler? Ya, daha ilerideki hedeflerimiz derken bir marka olmak. Yani biz Türkiye'de varız. Türk markası olarak bu sektöre hizmet etmek istiyoruz. Yani Türkiye'de bir ayakkabı markasını İtalyanlara veya yurt dışında Avrupa'ya aşılamak istiyoruz. Yani Türkiye'de de böyle bir marka var demek istiyoruz yani. Senizin zor tarafları neler? Siz üretici firmasınız, imalatı Türkiye'de yapıyorsunuz ama yurt dışından gelen, yani bu ürünleri ithal eden firmalar da var. Bunun sizin mesleğinize ne gibi zararı veya yararı oluyor? Bundan biraz bahseder misiniz? Tabii ki onun bize hiçbir şekilde yararı yok yani. Ama zararlarını da saymaya kalkarsak nereden başlayalım? Yani üretimdeki satış noktalarımızı etkiliyorlar, müşterilerimizle pazar payımızı orta koyuyorlar. Kalitesiz ürünleriyle bize çok büyük zarar veriyorlar. Yani fiyat bazında, vade bazında. Ya Çin malı sağlıklı bir ürün diyemeyiz. Yani %70 imitasyon, suni, ayak için zararlı, mantar üreten materyallerden meydana geliyor. Ama biz Türkiye'de şu an Türk ürünü değil, İtalya'dan getirdiğimiz derilerle ayakkabı yapmaya çalışıyoruz. Daha iyisini ve daha kalitelisini sunmaya çalışıyoruz tüketici, ama tüketici bunlara biraz daha dikkat ederse bizim işimiz biraz daha kolaylaşacak. Yani Türk malı, Türkiye'de üretilen bir malla yurt dışından gelen, Çin'den bilakis gelen bir malın aradaki farkı o zaman ortaya çıkıyor zaten.